Selam dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere mixini beğendiğim birçoğunuzun bile zorlandığı bir konudan bahsedeceğim. O da altyapı mixi. Altyapı mixi ile ilgili özellikle FL Studio üzerinden anlatacağım ki bunda zorlandığını düşündüğüm birçok arkadaş FL Studio kullanıyor. En azından bir nebze daha bağ kurabilirsiniz diye düşünüyorum anlatacağım şeylerle uygularken geri dönüşlerde. Ben mix'e ilk başladığım zamandan beri benim için en zor şey her zaman vokaldi. Hala da en zorlandığım şey vokal. Altyapı konusunda mix tarafında o kadar zorlandığımı söyleyemem. Çünkü genelde prodüktöre ve prodüksiyona saygım var ve onu o şekilde bırakıyorum. Sorun çözmekten başka hiçbir şey yapmıyorum. Tamamen raw, sıfırdan açacağım ve tane tane anlatarak kafamda neyi planlayıp neyi düşündüğümü size anlatacağım ki sadece tuşlara bastığım şeyleri görmeyin de benim yaptığım şeyleri de ufak tefek kendi mantığınızla harmanlayıp workflow'unuza, çalışma metodunuza ve gelecek hayatınıza harman edebilirsiniz. Hani ben bu tip kaynakların bizim gibi kaynakların böyle bir amaca hizmet ettiğine inanıyorum. Hani bir çorba oluşturup oradan bir şey çıkartmak ortaya. O yüzden direkt videoya geçelim. O arada siz de bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Ve ek olarak cumartesi akşamları 8'de yayına gelmeyi, eğer mix mastering beat gibi işleriniz varsa onları bana paslamayı çok görmeyin. Hadi geçelim. Detaylıca beatle ilgili aklımda olan her şeyi tane tane anlatayım size. Şimdi can sıkıcı olmak istemem. Ama gerçekten bir şey öğreneseniz şu an yoksa, geç bilmiyorum da onu. Ben eğleniyorum çünkü böyle şeyleri izlerken. Önemli değil. Tane tane anlatacağım ne yapacaksam. Şu sol tarafı böyle bir küçülteyim, kapatayım. Şununla şu an işimiz yok çünkü. Böyle bir bit var. Hiç çalmayacağım. Önce projeyi adam akıllı düzgün bir hale getireceğim. Başka bir derdim yok şu anda. Şimdi tek tek bakalım. Mesela burada bir boş var. Track 1 boş. Track 1'in boş olduğu yeri ben görmek istemiyorum. Hoşlanmıyorum ben bundan. Orada boş bir sekans görmek istemiyorum. Eğer shift tuşuna basıp tekerleği çevirirseniz FL'in mikserinde, pluginlerinde olduğu gibi böyle yeri değiştirebilirsiniz. Şu an ben bunu bu şekilde atladım aşağıya. Veya sağa tıklayıp delete de diyebilirdim. Size kalmış. Bunu oradan yok etmiş. Ben genelde ilk sırada görmeyi sevdiğim şey varsa kick yoksa 808 varmış sadece 808. Şimdi ben 808'e bakayım bir. Şimdi güzel tatlı bir 808'imiz var. Hiçbir şeyi bilerek miksere atmadım. Hiçbir şeyi. Bu sıra mikser. Şimdi burada şöyle yapacağım. Mix yaparken, yani beat yaparken başka yapın. Buraya kanalları atın. Ben genelde wav çıkartıp öyle mixliyorum. Daha rahat ettiğim için. Ama birçoğunuz eminim böyle mix diyecektir. Ben buradaki mixer ekranını şöyle kullanıyorum. Mesela track 1 şu an hiçbir bas atamayacağım. Beat yaparken genelde bas atamıyorum. Yani beatleri çünkü tek başına mixlemiyorsunuz hiçbir zaman. Eğer beat making yapıyor ve onu yayınlamıyorsanız. Ki onu da göstereceğim. Şimdi bunu track mod dedim. Audio track 1'i attım. Tek tek uğraşmak zorunda değilsiniz. Ben düzenli olmayı sevdiğim için yapıyorum. Yoksa gelirsiniz buraya hepsini seçersiniz. Ctrl L her şeyi miksere atarsınız. Ben düzenli olmaktan bahsediyorum ve bir şeyi miksere sürüklediğimde onun aynı zamanda burayla bir bağ olsun istiyorum. Şuradaki mikserle bir bağ olsun istiyorum. Şimdi insert 1 dediğiniz şey autoname diyebilirsiniz. Buradaki ismi alıyor ama ben onu 808 diye düzgünce yapayım. 808'imiz buraya gidiyor. Şimdi size niye WAV'la çalışmayı sevdiğimi ve bu paternleri tutmayı sevmediğimi göstermek istiyorum. Şimdi ben burayı bir kapatayım. Unassigned diyeyim. Şimdi FL'de bu track 1, track 2, track 3 sol tarafı burada mikserle bağlayabiliyorsunuz. Şimdi ben track 1'i insert 1'e bağladım. Yani mikser 1'e bağladım. Bunun da ben adını buradan 808 diye değiştirirsem buradan da 808 diye değişir. Ama midileri buraya atamıyor. Yani midiyi de buraya atamak zorundasınız. Mesela atıyorum şu an bu dördüncü kanala gidiyor değil mi? Bunu böyle alıp yukarıya sürüklediğinizde artık birinci kanala gidiyor. Ama bunun aynısı paternlerde ve işte bu midilerde çalışmıyor maalesef ki. Ama en azından diğer sample'larda işimize yarayacaktır bu şekilde çalışmak. Şimdi bu ne? Sample abi. Track mod. Otomatik yapabilirsiniz bunu. Neydi bunun kısa yolu? TA2 pat. Yakınlaştırayım daha rahat görün. FL'de şöyle her yazının altında bir tane çizgi var. O çizgi aynı zamanda klavyedeki kısa yol. Mesela sağ tıkladığımda, T'ye bastığımda ve A'ya bastığımda track mode ve audio tray'i seçmiş olurum ve anında insert 2'ye koyarım. Bunun da adını main melody diye değiştirelim. Melody. Kalsın öyle. Şimdi ben hepsini hızlıca yapayım. Siz boşuna onu beklemeyin ama ana mantığı anladığınızı düşünüyorum. Şimdi her şeyi mikser'e atadım. İstediğim gibi sıralamak istiyorum. Görmeye alışık olduğum bir metot var. Benim size tavsiyem
bu tip işlerde en azından sürdürülebilir ve hızlı olmak istiyorsanız görmeye alışık olduğunuz şekiller olması gerekiyor ki bir şeylere kolayca müdahale edip hızlı hızlı kararlar alabilirsiniz. Şimdi ben geldik ki Kikeye Doğet'i, yani önem verdiğim şeyleri Low End'den başlayarak dramlarla birlikte ayrı ayrı görmek isterim. Çok fazla yolu var. Ben şu an beat mixi olsaydım böyle mixlerdim FL'de. Ben FL kullanmıyorum mix yaparken. Şimdi bu üçünü şöyle bir renk verelim. Ne olsun, ben genelde turuncu, kırmızı o tip bir şeyler seviyorum dramlarda. Görelim. Sonra melodilere bir şey verelim. Bas falan filan. Hiç yormayacağım sizi. Hiç gerek yok şu an. Color. Buna da yeşilden sarıya. Tamam. Mikserde de öyle mi gözüküyor? Mikserdeki maalesef. Mikserde öyle gözükmüyor. Bu ne saçma iş? Bu ne saçma iş? Burada değiştirdim de burada da değişsin değil mi? Ama maalesef ki öyle değil. Neyse, çok da sorun değil. Zaten çok fazla elementim yok. Devam. Buraya kadar okey. Ben mix yaparken genelde ekstrem bir efekt kullanacaksam burada kullanıyorum. Benim genelde bir tane uzunum oluyor burada. Ne olur ne olmaz diye var. Sağdan soldan devşirdiğim bazı ayarlar da var. Ama genelde bu yeni çıkan modülleri kullanmayı seviyorum. Birebir göstereceğim size şimdi ayarları. Hiç ekstrem bir şey yapmıyorum. Bunlar sadece var olması için varlar. Mixlerken içine doğru. Ve genelde şöyle ufak bir imager'im kontrol altında kalsa, bir elimin altında olsa hoşuma gidiyor. Bunun üstüne genelde bir clipper'ım oluyor. Şimdilik böyle bir şeyim olsun. Sonra şöyle bir limiter'ım olsun. Gözüm aşina kalsın burada. Finalde de bir tane, efendime söyleyeyim, herhangi bir şey olabilir. Tamam, bu olsun. Çok da önemli değil. Bunlar bir dursun kenarda. Bunlara şu an işim yok. Burada görmek istediğim tek bir şey var benim şahsen. View meter. Şöyle -12 ayarlayacağım. TV'midir. Bu benim kendime yaptığım metot. Gain staging çok önemli. Ama önemli olan benim için şu: pluginler arası volümün değişmemesi. Yani burada her şeyi 18 dBFS bilmem ne yapmaktansa, ki kullandığınız pluginler bunu istiyor olabilir. Yapabilirsiniz. Sonsuz bir derya burası yani. Yanlışı doğrusu yok. Müthiş. Bayılıyorum o yüzden. Şimdi benim tek bir hedefim var burada. Ondan sonra gain staging falan düşünmeyeceğim. En azından bireysel elementlerle. Ama pluginleri kullandıktan sonra pluginden giren sinyalle çıkan sinyalin aşağı yukarı aynı yerde olması benim volümün veya herhangi başka bir şeyin kafamı karıştırmasından çok daha mantıklı. Şimdi tek tek gideceğim abicim, tamam mı? 808'i açtım. Şimdi ben 808 ile ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Özellikle bizim canlımızda kullandığımız A-Doit'ler deli gibi zaten işlenmiş. Yani sevmiyorsanız o A-Doit'i değiştirin. Ama okeyseniz ve hani nasıl mixleyeceğim diyorsanız, basit bir EQ kararları, birkaç EQ kararı harici yapacağınız pek de bir şey yok aslında. Gerek de yok. Bakalım. Şimdi burada zaten bir clipping'e giriyor bak. Ben bu ekranın böyle bastığında görebiliyorsunuz. Yani 0 desibeli geçiyor. Bu problem. Aslında problem değil çünkü ben bunu zaten clipper'a pushluyorum. Bakın. O yüzden şu an size patlayarak gelmiyor ses. Bunu isteyebilirdim. X12 dB'ye genelde pushlarım. En yüksek elementim şu an bakıyorum abi. A-Doit, tamam mı? En yüksek mix diyeceğim element burada A-Doit. Kick yok parçada. Başka bir durum yok. Peak en yüksek şey A-Doit. Sonra clip'im var. Rim'im var. Başka da bir şeyim yok. O yüzden A-Doit en yüksek element. A-Doit'i X12 dBFS civarlarına getireceğim. İşte view meter'la. Herhangi view meter de olur bu arada. X12 ayarlıyorum ben. Her şeyim aşağı yukarı, presetlerim, çoğu şeyim, her şeyim ona göre ayarlı çünkü. Direkt bunu gelip buradan pire'den kısacağım. Direkt buradan böyle değil. Buradan böyle kısarsam burada clipper hadi bunu tutuyor diyelim. Clipper'a gidiyor çünkü. Ama bu A-Doit buraya atacağım her türlü plugin'i patlatacaktır, çatlatacaktır, garip garip çalışmasına sebep olacaktır. Çünkü ben buradan kıstığımda buradaki plugin'lere giden sinyali kısmıyorum. Plugin'lerden sonraki sinyali kısıyorum. Okey. Ve abi A-Doit'i gelip böyle mono'ya yapalım, side'a yapalım. Yani bunlar ekstrem hamleler. Yapılabilir, yapılmaz değil ama bunlar ekstrem hamleler. Yani ezbere gidip bunu mono yapmanızın hiçbir manası yok. Yani hiçbir manası yok. Keşke olsa mono yapmam lazım. Yok yani, öyle bir dünya yok. Hele günümüzde hiç yok yani. Günümüzde mono speaker bile artık yok. Yani mono dediğin speaker, bluetooth speaker bile sadece birbirine daha yakın, dar bir alanı olan, stereo çıkışı olan bir mono stereo sinyal. Küçük bir yerden çıkıyor. Telefonlarda stereo artık yani. Bilmiyorum. Ben buradan pire'den kısacağım şuradan. -12 falan olsa yeterli şu anda benim için. Tamam, buradan sonra çok ince ayar düşünmeyeceğim. Diğer benim ikinci bir A-Doit'im var şurada. Kontrol edelim. Bunu da bir -12'ye vurduralım ki ana peak değerlerimiz böyle olsun. Bu kadar. Buradan sonra bu view meter'i görmeyeceğim. Studio One'da bunu alttan görebildiğim için güzel oluyor stock plugin'inde, ama burada öyle bir fonksiyon yok.
O yüzden sıkıntı yok. Burada da ne klipe girip girmediğini görebiliyorum her şeyin. İki tane ana elementimi ayarladım. Şimdi tek tek açarak gidelim. Şöyle alayım burayı. Şimdi burada bazı bilgiler var bilmeniz gereken. Ne açsam size en rahat anlarız? Parametric EQ. Bam. Şimdi bakalım. Ne diyor bana bu? Şimdi bak, bu bana diyor ki senin diyor peak'in diyor, bak en yüksek peak'in diyor 48-45'lerde diyor. Şimdi ben bunu açtığımda bir bokluk geliyor, gördünüz mü hafiften? Clipper'e dayandığı halde finalde. Aslında bunu biraz kısarsam bana biraz daha alan verir gibi geliyor şu an. Mesela şurada, şimdi burada önemli olan birkaç bilgi var. Freeze olan bir şey açayım, daha rahat görelim. Bu kadar CPU kullanan ne ya? Rat Particle mı? Mesela buraya tıkladığınızda neyin CPU kullandığını görebiliyorsunuz. Şu an yaşadık bunu. Ve şu an God Particle gereksiz yere CPU kullanıyor. Çok severim ama bu kadar işlemcimi feda edemem. Kusura bakmayacaksın. God Particle, sana hoşça kal diyoruz. Onun yerine alternatif olarak sevdiğim şunu kullanabiliriz. Yani size de tavsiyem. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece kompresörünü. Bu kompresör. Bu da limiter. Limiteri kullanmayacağım. Kompresörü kullanıyorum biraz. Biraz da air. Başka bir şey yaptığım yok. Tamam, bu da tatlı. Öyle %50 CPU falan veremem bir plugin'e. Kusura bakmayacaksın. Hot Particle. Yani burada önemli bilgiler var demiştim. Ney? Her ses için. Şimdi anlatacağım ve siz bunu her sese devşirin. Bu sesin ana şeyi burada. Ana peak'i burada. Monikleri. Gördünüz mü? Mesela şu an bu 808 şuradan yana bir ekstra bizi yoruyor. Bu headroom'da da sıkıntı çıkaracak. Başka bir yerde de sıkıntı çıkaracak. Bunu biraz kısabilirsem duyulurluğu azalmadan, duyulabilirliği azalmadan 808 daha rahat duyulacaktır. Bakalım. Aynı şekilde buradaki harmony var. Bakın bunu da biraz alırsam. Bak şöyle alırsam büyük ihtimal telefondan falan dinliyorsanız daha az duyacaksınızdır. Şurayı verirsem bas diye sandığınız şey aslında çoğu zaman telefondan vesaire. Burası. Bas bile değil. Low mid yani. Kapalı. Açık. Sonra oyuna yeni elementler sokacağım. Klipi sokacağım oyuna. Normalde bu tip sesler hani şarkı mixliyorken başka tabii ki de vokali sokabilirdim. Basta bir vokalin dengesine bakabilirim ama şu an klipi sokacağım oyuna. Bunları şöyle bir kilitleyelim. Açık kalsın. Oyuna yeni elementler sokacağım. Snare ile klip. Volüm, decibel, bunların hiçbir önemi yok. Onu söyleyeyim. Şimdi duyduğum şey şu. Bu beat yaparken. Rim transient görevi görüyor. Snare daha uzun. Bu rim olan büyük ihtimalle çok daha kısa bir waveform'a sahip. Bakalım. Bir de buna bakalım. Snare dediğim şeye bakalım. Gördünüz mü? Şöyle ekrana koyarsam. Şimdi bu snare. Rimimsi bir clapimsi garip bir şey. Bak şimdi. Büyük ihtimalle söylediğim gibi çıkacak. Gel artık. Çok küçüksün. Bakın bu altta gördüğünüz rim. Burada transit görevi görüyor. Bunun devamlılığını bu yapıyor. Yani aslında şöyle bir şey olsa bu çok daha rahat edeceğiz. Peki bu pluginlerde bunu nasıl yapacağız? Transit'ini alacağız. Kompresörle falan işim yok. Ben sadece rim'in değil snare'in transit'ini almak istiyorum. Çünkü snare'in sadece devamlılık vermesini istiyorum rim'e. Umarım mantıklı gelmiştir. Stock plugin ne var? Fruity yazsam. Fruity. Snare'i dinleyin. Ben saturasyon versem tatlı olabilir. Tamam. Nice. Head nerede? Bana servisini soracağım bunu tatlım. Sen bunu sorarsan sürekli ben seni kullanmam. Bana Efe'nin full plugin'de paketini ısmarlayacak biri varsa teklifleri açayım. Ne var bende? KS'ninki vardı. Aynen gayet iş görür. Bu da free. Ama oyuna neyi sokacağım başka bakayım. Head'imiz var. Bakayım bir head'ime. Ya bu biraz kulak piercing durumu var. Şimdi mesela ben bunu normalde ne yaparım biliyor musunuz? Giderim hi-hat'e. Eğer böyle bir imkanım varsa stretch modunu alıp şöyle bir iki ton yukarı alabilirim. Şimdi böyle yapınca ne oldu? Head daha tizlere çıktı. Ben head'i burada seviyorum. Tamamen kişisel tercih. Çok da bir şey değişmedi. Ana peak'ini alacağım ama kulak yer o. Böyle biraz bokunu çıkarmadan tatlı. Ses çok acık. Biraz kısıyorum preamp'tan. Nice. Şimdi blend edebiliriz. Ben bu arada bazen otomasyonla drum room alsam şu veti böyle indirsem biraz aşağı şöyle %1, %2 bazen güzel oluyor.
mesela şarkıda flex olduğu, hızlandığı bir yere bu head'i koyup, reverb'i koyup olmadığı bir yerde çıkartabilirsiniz. Sağ tıkladığınızda otomasyon yapabiliyorsunuz. Konuşuruz. Şimdilik bırakacağım, kalsın. Edit'te sevmediğim bir şey var. Bası çok kıstık. Ha. Biraz punch ver şuradan. Ek olarak Edit yapmayı sevdiğim başka bir şey. Edit'i bir yere send olarak göndereceğim. Gördüğünüz gibi. Tıkladım herhangi bir yere, sağ tık buraya Edit Distortion yazacağım. Şu an bu şarkıda ihtiyaç yok bu arada. Ben sadece göstermek için açıyorum. Fruity Wave Shaper olabilir, bakalım. Low'larını da alacağım. Low'larla hiç işim yok. Derdim sadece harmonikleri. Yani niye kat atmadım, low shelf attım? Bir, duyulmasını engelleyecek kadar kısım zaten. İki, kat atmak özellikle bass'ta olası tuhaf tuhaf şeylere sebep oluyor. Ve böyle bir şeye hiç gerek yok. Elinler phase yaparsınız, kat atarsınız ama ne gerek var? Bu arada bu wave shaper beğenmedim. Normalde şunu kullanıyorum. Ama stock kullanmak istedim ya. Bir dakika. Destruction bir şeyler vardır. Heh, şu destructor. Traktör vardı burada. Oversampling attığımızda fayda var bu durumlarda. Low end'de bu uğraştığınız durumlarda. Ama soft clipper değil. Harmor, harmor. Oh. Birazcık geniş verebilirim, zevkli olur. Kısacağım, bayağı kısacağım. Bir diğer bir numara, daha fazla sap vermek istiyorsanız şu olabilir. Yani bunu ben kullanmıyorum ama geçen bir yerde görmüştüm. Çok da güzel çalışıyor. Şimdi bu şarkının şeyi neydi? Snevu, La mı? Şarkının tonu Radies miydi? Şarkının tonu galiba Radies'di. Radies'in bizdeki karşılığı, Radies'in dererere. Radies'in frekanstaki karşılığı ne oluyordu? Radies, Radies, Radies. Kaç? 39 Hz. Ben geldim. 39 Hz'i buradan açacağım. 39 Hz'in harmoniklerini vereceğim. Oraya dağıtacağım. Sonra bir EQ. Sadece burayı istiyorum. Onu da ana vokalle biraz blend ettiğim zaman. Daha başka bir şeye ihtiyacım yok. Üstüne şuraya bir bakalım. Hazır 808 falan böyle bir vuruyorken saturasyonuma bakayım bir. Seni istemedim. Hiç gerek yok sana şu anda. Bunu deneyeyim. Güzel. Bir iki dibi de şuradan vurdursak. Şöyle bir güzel güzel duyalım. Saturasyon fazla mı oldu? Gerek yokmuş. Kapadım. Biraz sub alırım. Diğer evde etti nasıldı? O zaten iyiymiş. Nice. Bu ne? Open et mi? Nice. Low'ları alalım biraz. Bu neymiş? Normalde almam ama bunu da çok duyuyorum. Low değilmiş o ya. Daha böyle low midlerden bir yerdeymiş. Bakalım. O ses ne ya? Şu mu? Kısayım biraz. Şöyle bir yedirelim. Belki OpenHead'e pan verilebilir. Head'e vermek istemedim ama Free'yi bakalım. Pancake daha mı güzel arayüzü? O da Free çünkü. Nice. Bu vokal bana hala çok kiri geliyor ya bu 808. Kalsın bakalım, böyle bakarız. Aldım. Başka bir şey yapmayacağım. Üf, piyano. Bakalım. Süper. Bu ne? Nice. Sanırım arada bir sesi fullleyeceğim element eksik. O zaman maximizer alırım ya oraya. Müzik.
Nice. Şimdi asıl benim için eğlenceli kısım buraya başlıyor. Şu rimin altına, snare'in altına mesela bir şey ekledim. Ne yapılır? Mesela burada snare duruyor ya, buraya bir tane ne ekleyelim? Fruity reverb. Fruity reverb. Ekler misin canım? Teşekkürler. Large hole, Betty indir. Automation clip. Burada snare'e bir şöyle bir daha yüksek decay. Low'ları istemiyorum. Daha uzun reverb istiyorum. Low'ları istemiyorum. Daha büyük bir reverb istiyorum. Büyük bir odadan gelsin. Delay istemiyorum. Bam diye girebilir. Yok, aslında biraz delay. Tempo verelim hatta. Böyle 1-2. Ya kapatayım mesela bunu. Durmasını mı tercih edersiniz? Ne? O size kalmış. Mesela ya burada tabii vokalinin orada ne yaptığı önemli. O dropta ne oluyor önemli. O yüzden vokal bayağı önemli yani bu şeylerde, ama internette attığınız beatlerde şu an gösterdiğim şeyi düşünecek kadar inceleyeceğinizi düşünmüyorum. Bakalım. Şey anlamında neredeyiz? Sen söyle adını. Volüm anlamında neredeyiz? -8, -5 anlık. -8 integral gayet yüksek, internet tatlınızı cayır cayır parlayacaktır. Ama ve lakin ki true peak limiter veya oversampling olan bir limiter kullanmadığım için true peak patlıyor. Bu da yer yer distortion'a sebep olabilir. O yüzden true peak olan bir şey kullanacağım. Şuradan true peak açalım. Başka bir şey gerek yok. Tek istediğim şey var çünkü peakler zıplamasın. Başka bir şey istemiyorum. Zaten bu atak list, kompresördeki atak list gibi çalışmıyor tam olarak. Mesela şu an herhangi bir kaynağı açtığımızda göreceğimiz şu ki midlerde boşluk var. Ama niye var? Çünkü elimizde midlerin en önemli unsuru benim için vokal yok. Bak. El yüz düzgün mixlenmiş bir vokal bunu alıp yukarılara çıkaracaktır. Mesela daha tanıdık bir arayüz. Büyük ihtimalle vokal şöyle bir yeri zaten güzelce dolduracağı için güzelce dengelenecektir. Yani mesela şu an miksere kaç tane plugin attım? Yani EQ'm var 808'te. Onun harici ne var? Sorun çözdüğüm EQ'lar var. Otomasyon yapacağım şeyler çok fazla olurdu. Adam akıllı mı isteyeceğim zaman orada kaybederdik. Onun harici snare ile rim arasında bir karar mekanizması oldu. Onu da duymak lazım işte. Vermeseniz de olurdu, volümler düzgün olsun, ama o amaçla konulmuş. Onun peaki daha yüksek zaten. Ben sadece onu biraz daha destekledim. Ekstra bir şey yok mu? Var olanı ekstra destekledim, öne çıkardım. Mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ben yapmadım ama siz yapın. Şarkı modu mixleyin değil. Ama bir şeyler monoda tamamen yok oluyorsa bir ufak dokunmak fayda olabilir. Mesela bazen abi, 300 hertz'in side'ların o kadar fazladır ki bir melodinin. Onun böyle 300 hertz'in side'larına gidip kısmanız gerekir ve aslında bu birçok şeyi çözebilir. Dinlememiz gereken şey şu. Bassları, enstrümanları veya drumları ayırabilirsiniz. Fark etmez. Bir şeyler tamamen kayboluyor mu? Mono'yu aldım ve bir şeyler çok ciddi manada kaybolmuyor. O yüzden okey. Yani demem o ki sonuca doğruca gidebileceğiniz bir matematiğiniz varsa ve aradaki sorunları çözüp birbiriyle ayardaki uyumları. Çünkü mix dediğin şey 808'i tek başına mixlemek cümlesi kadar absürt bir şey yok. Yani başlık olarak YouTube'a bunu yazdığım olmuştur belki, ya da insanlar yazıyor. Çok işinde iyi insanlar da yazıyor bunu, ama hani 808'i tek başına mixlemezsin. 808'i tek başına müdahale ediyorsan artık sound design durumunda. Ha, sen ne istediğini bilip solo'ya aldıysan ayrı konu, ama o zaman da çok absürt bence. Yani mix kısmında absürt. Prodüksiyon kısmında delir zaten canım. Ne yapıyorsan yap. Ama mix kısmında böyle delileşmeye gerek yok yani. Benim sonuca iyi gittiğini bilen birkaç böyle ayarım var. Sevdiğim. Yani bunları da şimdi sizin yanınızda açtım. Sizin yanınızda değiştirdim. Mesela çok CPU kullanıyor diye God Particle'ı kapattım. O kadar CPU kullanmaktan hoşlanmıyor. Önemli olan burada distortion'a girmemesi. Önemli olan burada benim hala 12
DBFS'de olmam. Önemli olan benim hala her şeyi kapattığımda bile şarkımın klipe girmiyor olması. Yani diyeceksiniz mastering'i bu nasıl gönderiyorsunuz? Eğer zaten eli yüz düzgün bir mastering mühendisiyle çalışıyorsanız stems'leri gönderebiliyorsanız ona hile gibi olur. Hadi eyvallah gönderin ama gönderemiyorsanız da ben limiter'ı göndermekten yana bir şey görmüyorum. Sadece dozunu biraz kısıyorum. O kadar. Ya çünkü ben bunları kapattığımda kıstığım yerle açıkta kıstığım yer önemli değil. Sonuçta ben bu şu an açık olan mix bus plugin'lerimle bir ton yakaladım. Ben bunları kapatırsam o ton yok olacak. Sadece volüm kısılmayacak. Bunlar sadece volüm eklemiyor. Mesela bu multimed bir kompresör. Satürasyon ekliyor bu clipper. Onun satürasyonu da var. İşte burada da mesela minik bir satürasyon, transitleri açtığım, upward kompresyon verdiğim bir şeyler var. İşte ne bileyim aynı şekilde burada yaptığım bir sürü minik de olsa dokunuşlar var. Bunların hepsi sonuçta bir yere gidiyor. Ve ben mix bus plugin'lerini komple kapatmayı durumluyorum. Eğer illaki mastering mühendisi sizden bunu istiyorsa ki -6 dB gelirsiniz abi -6 dB yazarsınız buraya gönderirsiniz. Çünkü onun kısmasıyla buradan sizin kısmınız arasında bir fark yok yani. İşini bilen mastering mühendisi bu durumu anlar ve ona göre çalışır. Hiç sorun yaşayacağınızı sanmıyorum. Kendiniz mastering diyorsanız da benim felsefem şu. Buraya kadar yaptınız. Vokalin de içinde olduğunu varsayalım. Buraya kadar yaptınız. Buradan ben bir çıktı alıyorum. Sonra bir gün iki gün ara verip o çıktının aynı level ve aynı dB üzerinden biraz daha iyisini. Biraz daha iyisini. Varsa sorununu çözmeyi ve biraz daha iyisini. İki gün önce kaçırdığım bazı sorunlar varsa onları çözmeyi. Bir tık daha iyisini yapmayı. Bir tık daha bütün hale getirmeyi hedefliyorum. Tek masterlikli olayım bu. Kendim şarkımı kendim masterlikliyorsam. Bambaşka iki ay süreç gibi değil de final bir dokunuş. RX açarım işte bir yerde patlıyor mu bir şey, bir yerde çatlıyor mu bir şey. Benim için mastering süreci ondan ibaret. Ve ondan sonrası zaten burada yaptım yani. Burada zaten ben şarkımı duymak istediğim hale finale getirdim. Hani şu mantaliteyi ben kabul etmiyorum. Şu mantalite bana çok mantıklı gelmiyor. İşte ben yapayım mastering de olur falan. Yani mastering de evet biraz daha iyi olur. Biraz daha jelleşir ama işini bilen bir mastering mühendisi veya siz kafanızda buna odakladığınızda. Ama onun harici çok da bir mantığı yok yani bunun. Zaten ne istiyorsanız duymayı istediğiniz şey neyse onu yapın. Yani zaten siz snare'i şu kadar açarsan mastering mühendisi bu kadar böyle yapar gibi mantıkta gidiyorsanız o mastering mühendisiyle çalışmayın yani. Çok iyi mastering mühendisleri var hem bizim ülkemizde hem yurt dışında. Onlarla çalışın yani. Büyük ihtimal sizin verdiğiniz şeyi bozmadan yapabilecek bir sürü insan var. İşte vokalim şöyle yapıyorum. Normalde böyle olmaması lazım da mastering'de böyle yapıyorlar. Ha aranızdaki dinamikte, mastering mühendisiyle mix arasında dinamikte böyle bir iletişim varsa o da sorun değil. Anladınız mı? Yani şu an bu konu hakkında ne söyleseniz onu haklı çıkaracak bir cümle kurabilirsiniz yani mümkün. Öyle oluyor çünkü böyle böyle olduğu için. Aa doğru evet haklısın o zaman diyecek bir şey yok diyebilirim bu tip tüm karşıt cümlelere. Diyeceklerim bu kadar. Umarım çok gevezelik etmemişimdir. Merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda bana sorun. Cumartesi akşam 8'de yayınlar var. Onu unutmayın. Her cumartesi akşam 8'de yayın var. Ülkemizde çok böyle sıkıntılı şeyler olduğunu, canımız sıkkın olduğunu da açmadığımız oldu. Ama onun harici bir bayağıdır açıyoruz yani. Unuttum onu. Demo'ma dinliyoruz, takılıyoruz. Sohbet, muhabbet, geyik yani. Başka bir şey değil. Müzik üzerine de konuştuğumuz tabii ki oluyor da. O kadar. Ha, ek olarak bana destek olmanın en tatlı yolu biliyorsunuz. Kanala beğen butonu, pat, abone olmadıysanız abone olmayı ve hali hazırda yaptıracağınız mix mastering gibi işleriniz varsa onu benim elimden geçirmek yapabileceğiniz bana en büyük destek veya güzel bir mesaj Instagram'dan veya güzel bir yorum desteğinizi en azından izlediğinizi anladığım bana buraya kadar dikkat dinlediğinizi anladığım bir yorum beni yeteri kadar mutlu edecektir zaten. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Peace.